Sevgili seyirciler, Ankara'dan merhaba. Dış yayınlarımıza devam ediyoruz. Ankara'da Kurucular Konfederasyonu Genel Başkanı'nın makamında misafiriyiz. Efendim, saygılar sunuyoruz. Bizi izleyenlere buradan güzel bir program yapmak dileğiyle merhaba diyoruz. Buyurun efendim. Merhaba. Sözde sizinle başlayalım. Öncelikle bizim büromuzda yayın yaptığımız için sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Çok mutlu, memnun oldum. İnşallah seyircilerimizin beğeneceği güzel bir program olur. Biraz söz verdiğimiz saati sarktık. Canlı yayın teknik sıkıntılar oluyor. Kusura bakmayın. 13'te 15'te başlayacaktık. Makamınızda herhalde burayı da taşıyacaksınız. Biraz hazırlıklarımız da sürdü. Daha güzel yerde hizmet etmek için de hazırlıklarınız da var herhalde. Konfederasyondan bahsederek başlayalım sohbetimize. Konfederasyonumuz 2013 yılı Ankara merkezli, Doğu ve Güneydoğu'da bir araya gelmiş 5 federasyon ve 96 derneğimizin bir araya gelmiş olduğu ve 103 bin üyesi olan bir büyük bir sivil toplum örgütü. Bu sivil toplum örgütümüze şu anda Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan 50 bin tane korucumuz, 40 bin gönüllü korucumuz ve bunların dışında da emekli olmuş güvenlik korucularımız ve şehit ailelerimiz konfederasyonumuza üyedirler. Konfederasyonumuzun merkezi Ankara'dır. Ama haftanın 3-4 günü oradaki arkadaşlarımıza moral vermek, onların motivasyonlarını yükseltmek, onların görev yaptıkları yerlerde yerinde görmek üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli illerinde faaliyetlerimiz sürüyor. Zaman zaman da burada Ankara'da korucularımızın sosyal özlük ve kültürel hakları ile ilgili Ankara'da toplantılar yapıyoruz. Ayrıca Türkiye'de ülke gündemini ilgilendiren nerede bir olay, nerede bir husus varsa biz konfederasyon olarak da ülkemizin, devletimizin, milletimizin yanında olmak için orada da bulunuyoruz. 40 bin gönüllü korucudan bahsettiniz. Gönüllü nasıl statü olarak çalışıyor size? Gönüllü korucularımız herhangi devletten hiçbir karşılık beklemeden, herhangi bir maaş almadan tamamen belki Türkiye'de birçok insanın bilmediği tamamen gönüllülük esasına göre orada kendi evini, kendi ailesini, kendi toprağını, kendi ata yurdunu illegal örgütlere karşı, PKK terör örgütüne karşı korumak için devletten aldığı silahla kendi güvenliğini kendi başına koruyan bir teşkilat yapısı var. Türkiye'de herkes korucuların bu görevi para için yaptığını düşünenlere, evet, ben de öyle biliyordum. Düşünenlere, yani gönüllü korucu düşünenlere karşı aslında en güzel cevabı 40 bin tane, yani hiçbir karşılık, hiçbir menfaat beklemeden tamamen safını net bir şekilde devletimizden, milletimizden yana koymuş bir gönüllü teşkilat. Dünyada böyle bir teşkilat yok değil mi? Zaten Türkiye'de olan birçok devletle ilgili olan birçok husus dünyanın herhangi bir yerinde yok. Biz yapı olarak bulunduğumuz coğrafya itibariyle ayrı bir milletiz. Zaten bunun böyle olduğunu da 15 Temmuz'da insanlarımız gönüllü bir şekilde, evet, yine herhangi bir menfaat karşılık beklemeden sokaklara dökülerek Türkiye'de darbe olmasını engellediler. Diğer ülkelerdeki, mesela Mısır'daki darbe teşebbüsü, bu gönüllü insanlar sokağa dökülmediği için orada cuntacılar tarafından gerçekleştirildi. İşte yıllardır, belki de zaman zaman kamuoyunda gündeme getiriyoruz, evet, ama sizin de sormanız çok güzel oldu. Gönüllü korucularımızın da bu güvenlik teşkilatı içerisinde çok önemli bir yeri var ve bunların da bugün itibariyle sayıları 40 bini buluyor. Bu birçok Avrupa, küçük, evet, Avrupa ülkelerinin düzenli ordusundan daha kalabalık bir sayıya ulaşmış durumdalar. Peki sosyal hakları nelerdir, imkanları nelerdir? Bize biraz genel hatlarıyla bilgi verir misiniz? Ne iş yaparlar, nasıl vazife görev yaparlar? Korucularımız 1924 yılında yürürlüğe giren 442 sayılı köy kanununa göre görev yapıyorlar. 1985 yılında o günün şartlarında Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü, PKK terör örgütü üyeleri korucu olmayan köylere gidip orada zorla ekmek alıyorlar. Orada vatandaşlarımızı rahatsız ediyorlar.
Daha sonra bu ekmek ve yiyecek boyutu ailelerin çocuklarını istiyorlar. Bunları vermeyenlerle ilgili Doğu ve Güneydoğu'da birçok katliamlar yapıldı. Birçok siz de takip ettiğiniz kadınlar, bebekler, yaşlılar birçok köy katliamı yapıldı. Bunun üzerinde o zamanki Cumhurbaşkanımız, kendisini de rahmetle anıyoruz, Sayın Turgut Özal'ın geliştirdiği bir sistem ve 1985 yılında yürürlüğe girmiş, yaklaşık 35 yıldır varlığını sürdüren bir sistem. Bu sistemin içerisine bugüne kadar çalışanlar, emekli olanlar bu sistemden çeşitli vesilelerle geçmiş, yaklaşık 100 binin üzerinde insan bu sistemden faydalanmış ve emekli olmuş hala çalışanlarla beraber. Bu sistem Doğu ve Güneydoğu'da başta kendi köylerini, kendi ailelerini terörden korumak, daha sonra da bunun faydası görülmüş, terörle ve teröristle mücadelede bunun önemini gören devlet büyüklerimiz aslında geçici ve kısa süreliğine düşünülmüş bir sistem. Evet, önce öyle başladı. Evet, fakat 35 yıl sonunda geçen yıl devletimiz bu sistemin isminin artık geçici olmanın anlamsız olduğunu öğrendi ve bu sistemin ismini daha bu 2017 yılı içerisinde geçici köy korucusu ibaresini kaldırarak güvenlik köy korucusu haline getirmiş oldu. Burada sadece geçici ibaresi bizi rahatsız etmiyordu. Köy ibaresi de bizi rahatsız ediyordu. Çünkü korucular ilk kuruluş aşamasında ilk bunun ana felsefesi kendi köylerini, kendi namuslarını, kendi köylerindeki okullarını, sağlık ocaklarını, akrabalarını korumak üzerine kurulmuş olsa da daha sonra bunun terörle mücadeledeki faydaları görüldü ve en son malumunuz Sur, Cizre, Nusaybin, Yüksekova'da yürütülen hendek çukur operasyonunda korucular bizzat şehir merkezlerinde inerek askerle, polisle beraber burada teröristlere karşı mücadele ettiler. Bu mücadeleler esnasında şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Yani korucuların köy hüviyeti de, köy korusu hüviyeti de böylece ortadan kaldırılmış oldu. Buna istinaden devletimiz güvenlik korucusu ismini yeni sistemde getirdi. Tabii korucularımız şu anda sadece kendi köylerini değil, Doğu ve Güneydoğu'da nerede bir karayoluna giderseniz bilin ki sizin can güvenliğiniz koruculara emanet. Gene herkese devlet demiryolları, hava yollarının dış güvenlikleri, oradaki hem özel teşebbüse ait hem devlete ait işletmelerin güvenliğini, barajların güvenliğini, hakim savcıların ikamet ettiği yerleri, emniyet lojmanları, aklınıza... Polis ve askerle koordineler mi çalışıyor? Aklınıza gelebilecek her türlü görevi şu anda korucularımız orada askerle ve polisle beraber bu görevi yapıyorlar. İşleyiş olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın emir ve komutasında çalışıyorlar. İllerde valilere bağlı, ilçelerde de ilçe kaymakamlıklara ve oradaki garnizonların emir komutasında çalışıyorlar. Kendilerine yasalar çerçevesinde verilen her türlü görevi yapıyorlar. Yani korucuların eskisi gibi köy hudutları, sınırları içerisinde yani kırsal kesimin dışında bir görev alanları yok. Yani kırsal alanda, şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde, hatta bu en son bu yıl KHK ile yapılan düzenlemelerde korucular artık ikamet ettikleri illerin dışında da ihtiyaç duyduklarında operasyona gidebilirler. Örneğin Şırnak'ın korucularına Bingöl'de ihtiyaç duyulduğunda Bingöl'e gidebilecekler. Bingöl'ün korucularına Van'da ihtiyaç duyulduğunda oraya da gidebilecekler. O yüzden korucularımız şu anda bölgede çok ciddi faydalı görevler yapıyorlar. Tabii bu görevleri yıllarca tartışıldı, yıllarca konuşuldu. Bu sistem faydalı mı, zararlı mı? Ben bir konfederasyon başkanı olarak bu sistemin faydalı ve zararlı olduğunu öğrenmek istiyorsanız gidin HDP'ye sorun, koruculuk sistemi faydalı mı? Kimler karşı çıktığına bakalım. Kimler karşı çıktığına bakalım. HDP, PKK, bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı çıkanlar, Avrupa Birliği ülkeleri, marjinal gruplar koruculara da karşı çıkıyorlar. Biz de o yüzden diyoruz ki bu karşı çıkanlara baktığında bu sistemin faydalı ve zararlı olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Camiasından 1782 tane şehit vermiş bir camianın aslında faydalı mı zararlı mı olduğunu tartışmak bile
başlı başına yersiz bir konu. Ama yıllardır biz sivil toplum örgütü kuramadık, bir araya gelemedik, örgütlenemedik. Örgütlenemediğimiz için sözcülerimiz olmadı. Herhangi bizi medyada hem yazılı hem görsel medyada temsil eden temsilcilerimiz olmadığı için vurun abalya mantığıyla evet. Her önüne gelen korucuyu kötüledi, horladı, dişladı. Korucular bir suç makinesiymiş gibi ondan sonra lanse etmeye çalıştılar. Normal diğer kurum kuruluşlarda gündelik işlenen suç oranları elbette ki büyük bir camiye 100 binden bahsediyoruz. Bu camianın içerisinde de çıkabilir. Ama nasıl ki bir sağlık camiasında bir doktorun işlemiş olduğu bir suçu bütün sağlık camiasına mal edemiyorsak ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir generalin işlemiş olduğu suçu bütün camiye mal edemiyorsak bir korucunun işlemiş olduğu münferit bir suçu da bütün camiye işlemek bu camiye yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Aslında biz camiamızın böyle anlatıldığı gibi de bir suç durumu olmadığını resmi verilerle elde ettiğimiz suç istatistiklerinde korucuların suç oranlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bulunan astsubaylardan, uzmanlardan daha az bir suç oranları olduğunu ve bu suç oranlarıyla da görevleriyle bağlı değil de günlük yaşam içerisinde işte kız kaçırma, su arka yüzünde kavga, ot yüzünde birbirini evet. Dövme vesaire gündelik yaşam içerisinde olabilecek olaylarla bağlı. Mesela her zaman bunu bir övünç ve gurur kaynağı olarak söylüyorum. 15 Temmuz darbesi gerçekleşti. Bu darbenin içerisinde askerinden, polisinden, savcısından, hakiminden, öğretmeninden, iş adamından, siyasetçisinden birçok kesimden insanlar bulaştı. Korucu ama korucu mi? Camiasından bu 15 Temmuz darbe girişimine katılan ya da bu FETÖ'ye bulaşan hiç kimse olmadı. Bunu niye korucular FETÖ'ye bulaşmadı gibi bana zaman zaman soruyorlar. Evet. Ben de şu cevabı veriyorum. Bu FETÖ terör örgütü fakir, kendi geçimini sağlamakta zorlanan korucu camiasına bulaşmış. Çünkü FETÖ'nün dini, imanı, her şeyi para üzerine kurulu. Bizim camiamız da fakir olduğu için, kendi geçimini zorla sağladığı için Allah'a çok şükürler olsun ki bize bulaşmış. Maaşlar ve sosyal haklar konusunda her ne kadar fakir desek de bir bedel alınıyor değil mi? Karşılığını alıyorlar. Tabii karşılığını aslında yaptığımız görevle aldığımız ücretlerin denk gelmeyebilir yani, ama kıyaslanmadığını net bir şekilde görüyoruz. 35 yıl boyunca bu korucu camiamız sosyal güvenceden yoksun olarak çalıştırıldı. Zaman zaman çeşitli davalar açtık. En son Anayasa Mahkemesi'ne dava açmıştık. İçişleri Bakanlığı aleyhine o davayı kaybettik ve sonra gördük ki o davada bizim aleyhimize karar verenlerin çoğu hakim ve savcıların FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Yani dünyadan devletinden maaş aldığı halde sosyal güvenceden yoksun olarak çalıştırılan tek camia biz korucu camiasıydık. İsmimizin önünde geçici ve köy ibareleri vardı. Asker ve polis gibi beylik tabanca hakkımız yoktu. Biz silah ruhsatı alamıyorduk ya da silah ruhsatı aldığımızda harç parasını kendimiz ödüyorduk. Ya da kendi köylerimiz dışındaki görevlere gittiğimizde yol harcırahlarımızı, yemeğimizi kendimiz ödüyorduk. Mesela askerle beraber operasyona gidiyoruz. Sonra bir taşın üzerinde yemeğimizi yiyeceğiz. Onlar devletin kendilerine tahsis ettiği kumanya yiyorlar. Biz evde annemizin, babamızın hazırlamış olduğu peyniri, çökeleği, kuru soğanı evet. Vesaire kendi evden getirdiğimiz malzememizi yiyorduk. Allah'a çok şükürler olsun ki özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun göreve gelmesiyle öncelikle bizi resmi olarak temsil eden İçişleri Bakanlığı'nda bir korucular dairesi başkanlığı kuruldu. Bu korucular daire başkanlığı şehit ailelerimizin, korucularımızın her türlü iş ve işleyişiyle ilgili bunların hızlandırılması resmi ile ilgili. Resmi bir muhatabınız oldu. Evet, bununla ilgileniyor. Ayrıca korucularımızın silah, ruhsat, harç parası muafiyeti getirildi. Hem çalışan korucularımız hem emekli korucularımız bu anlamda illerde, emniyete, ilçelerde ve köylerde de jandarmaya başvurmak suretiyle silah ruhsatlarını alıp burada harçsız bir şekilde gelip Ankara'da, İstanbul'da makine kimyadan silahlarını temin edebiliyorlar. Onun dışında korucularımıza harcırah yani getirildi. Bir korucumuz kendi meskun mahalli köyü dışında göreve gittiği zaman günlük 32 TL gibi bir ücret almakta. Onun dışında operasyona gittiğinde de 36 lira almakta. Operasyona gittiğinde de buna ekstra olarak 21 TL yani günlük
57 lira bir yani günlük kendisine devlet tarafından bir ödenek ödeniyor. Tabii bunlar yeni olduğu için şimdi sahadaki arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Henüz 57 lira almadığını söyleyen birçok arkadaşımız var. Bu işleyişler daha henüz tam olarak rayına oturmamış ama önemli olan bu kanunun çıkmış olması. Ne kadar maaş alıyorlar? Şu anda korucularımız 1410 lira bir maaş alıyorlar. Tabii korucularımızın bu arada biz mahkemeyi kaybettik ama devletimiz kendiliğinden sosyal güvence kapsamına korucularımızı aldı. Korucularımızın artık sosyal güvencesi var. Sosyal güvence. Evet, yani daha önce korucumuz vefat ettiğinde maaşın %70'i eşine geçiyordu. Eşi yoksa kız çocuklarına ve bekar kız çocuklarına, erkek çocuklara geçmiyordu. Şimdi bu sosyal güvencenin gelmesiyle beraber bu imkan tanınmış oldu. Bu bizim 35 yıldır özlemle, hasretle beklediğimiz bir çalışmaydı. Yani kısacası bu kanun hükmünde kararnamelerle bizim 6-7 tane özlük haklarımız iyileşti. Fakat son günlerde özellikle biz korucu camiasının gündeme getirdiğimiz olmazsa olmazlarımızdan olan bizim maaş sorunumuz. Şimdi biz askerle, polisle orada aynı görevi yapıyoruz. Hatta bölgenin coğrafi şartlarını ve iklim şartlarını bildiğimiz için birçok yerde oradaki komutanlarımıza, oradaki askerlerimize herhangi bir şey olmasın diye biz onların operasyonun en ön safında yer alıyoruz. Dönüşte de en arka safında yer alıyoruz ki bize herhangi bir şey olmadan orada komutanlarımıza bir şey olmasın. Çünkü onlar gelip bizim illerimizde görev yapıyorlar. Bir anlamda bize emanettirler. Böyle bir ortamda bugün elbette ki her camianın kendi iş ve işleyişi farklı. Ama biz diyoruz ki biz askerle aynı görevi yapıyoruz, polisle aynı görevi yapıyoruz. Hatta en son çarşı ve mahalle bekçileri alındı. Sabah 8, akşam 5 mesai yapıyorlar. Onların aldıkları ücretler 4000 civarında. Biz gece gündüz bak 1782 tane şehit, 2131 tane gazi vermiş bir cami olarak biz 1410 lira asgari ücret alıyoruz. Yani bu korucularımız arasında çok büyük bir rahatsızlığa yol açmış. Bir de yani bu maaşı beğenmememizin sebebi biz ortalama 8 nüfusa bakıyoruz ve ailelerimiz kalabalık. Biz bu aldığın maaşla çocuklarımızın gündelik ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Biraz da beraber görev yaptığınız asker polisle ilgili maaşlarla kıyaslıyorsunuz değil mi? Yani onu çok kıyaslamak istemiyoruz ama terörün varlık sebebinin eğitimsizlik, işsizlik, cahillik olduğu bir dönemde biz kendi çocuklarımızı okutamayarak tabiri caizse kaderlerle baş başa bırakıyoruz. Böyle bir ortamda bizim geçen hafta bütün illerdeki derneklerimiz ve federasyonlarımız aynı anda ortak bir basın açıklamasıyla bizim hükümetimizden beklentimiz bizim maaşımızın devlet memuru maaşına endekslenmesini istiyoruz. Bu olmazsa olmazlarımız arasındadır. Çünkü gerçekten de yani ben Ankara'da kalıyorum. Orada özellikle Ramazan ayında, diğer zamanlarda Ramazan'ın sonunda korucularımızın başkanım biz aldığımız bu maaşla çocuğumuza bir bayramlık dahi alamıyoruz sözünü ben onlardan duyduğum zaman bu beni vicdanen rahatsız ediyor ve ben çok üzülüyorum. Ama biz bu maaş durumumuzu göz önüne getirdiğimizde işte bir takım koruculuğu istemeyen illegal örgütler, marjinal gruplar bunlar para için bu görevi yapıyorlar. Dünyanın hiçbir meslek grubunda hiç kimse kendi emeğini, kendi alın terini karşılığını almadan bir iş yapamaz. Bugün bölgeye gelip görev yapanlar, öğretmenler, hakimler, savcılar, askerler, polisler bir ay maaş almadıklarında takdir edersiniz ki onlar da bu görevi yapmazlar. Ama bizim devletimizin ne zaman bize ihtiyacı duyduysa biz maaş durumumuza, tabii biz maaş durumumuza bakmadan canımız pahasına devletimizin yanında olur. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve İçişleri Bakanımız bu korucularımızın maaşları üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu da sonuçlanır. Bu korucularımız hak ettikleri bir maaş miktarına kavuştukları zaman moral ve motivasyonları düzelir. Terörle ve teröristle mücadelede daha aktif bir şekilde, daha başarılı bir şekilde yer alırlar. Şimdi şunun için söylüyoruz. Düşünün siz operasyondasınız. Sağ kalacağınız ve öleceğiniz belli değil. Ama siz arkada acaba benim bugün çocuğum okula defter kalem götürebiliyor mu? Ya da ben bugün buradayım. Ramazan ayı benim ailemin sofrasında ekmeği var mı, yemeği var mı? Yani güvenlik gibi hassas bir işte canını ortaya koymuş bir camianın mensuplarının maaşlarını düşünmesi, arkadaki çoluk çocukların düşünmesi dünyanın hiçbir yerinde hoş karşılanan bir şey değildir.
Ben sizin aracınızla bu vesileyle devlet büyüklerimize bu korucu, bu kahraman camiamızı küstürmemek için onların moral ve motivasyonunu bozmama adına bir an önce bu maaşlarında düzeltmeye gitmelerini kendilerinden özellikle bekliyoruz. Ama şunu da hiç kimse unutmasın. Bizim maaşlarımız düzelse de düzelmese de tıpkı 40 bin tane gönüllü korucularımızın yaptığı gibi biz memleketimizi para pul için korumuyoruz. Kendi köyümüzü koruyoruz, köyümüzdeki okulumuzdaki bayrağı koruyoruz, sağlık ocağında bize hizmet getiren doktorumuzu, hemşiremizi koruyoruz. Orada şeref ve namusumuzu koruyoruz, bunu da yapmaya devam edeceğiz. Başkanım, şimdi genelde Güneydoğu'da ve Doğu'da koruyuculuk tercih ediliyor. Bunun sebebi nedir? Daha çok o bölgede. Şimdi insanlar, meslek olarak değil tabii mi? İnsanlar bunu ekonomik kaygılarla düşünebilir. Ama emin olun bu biraz önce bahsettiğim 1410 lirayı siz günlük peçete dahi satsanız, günlük sokakta 3-5 tane su dahi satsanız bunu rahatlıkla elde edebilirsiniz. Buradaki asıl kaygı güvenlik kaygısı. Bakın, korucu olmayan köylerde teröristler çok rahat bir şekilde gelip orada ekmek alabiliyorlar. Adamın elindeki hayvanlarını zorla alabiliyorlar. Vatandaşın daha yetmediği ileri bir boyuta giderek onu çoluk çocuğunu zorla kaçırıp dağa götürebiliyorlar. Buna karşı çıkan Doğu ve Güneydoğu'da birçok sivil vatandaşımızın PKK terör örgütü mensupları tarafından katledildiğini açık bir şekilde görüyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yerde, huzurun olmadığı bir yerde ekonomiden de bahsetmek, günlük yaşamdan da bahsetmek söz konusu değildir. Biz dediğim gibi kendi güvenliklerimizi sağlamak, ailemizin güvenliğini sağlamak, akrabalarımızın güvenliğini sağlamak, kendi köyümüzün, ilçemizin ve ilimizin güvenliğini sağlamakla mükellefiz. Onun için koruculuğu tercih ettik. Bakın, en son Şırnak'ta bu helikopter kazasında şehit edilen Aydoğan Aydın Paşa'mızın Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşurken söylediği çok güzel bir söz var. Biz buradaki Şırnak'ta bu operasyonlarda elde ettiğimiz başarılarla, burada elde ettiğimiz mühimmatlarla sadece Şırnak'ı, Bingöl'ü, Diyarbakır'ı, Van'ı rahatlatmıyoruz. Biz burada elde ettiğimiz başarılarla, PKK'ya vurduğumuz darbelerle İstanbullusu, İzmirlisi, Trabzonlusu, Ankaralısı evinde daha rahat ve huzur içerisinde yaşar. Çünkü bütün bu büyük şehirlerde patlatılan bombalar, burada çıkarılan kaosların geldiği kaynak orası. Biz oranın, PKK'nın bu bataklığını kurutamazsak biz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de de rahat oturmayacağız. Gerçekten ulvi bir görev. Yani söylediğiniz gibi bu iş para için yapılmaz. Katılmamak mümkün değil görüşlerimize. Zaten 40 bin gönüllü olması da bunun farklı bir boyutunu gösteriyor. Bir de son dönemlerde kadın koruyucular da devreye girdi. Bu da ihtiyaçtan mı doğdular? Aslında kadın korucular olması bu olaya olumlu bir bakış açısı getirdi. Çünkü insanın kadın veya erkek olması kendi tercih değil. Allah tarafından insan kadın da yaratılabilir, evet, erkek de yaratılabilir. Fakat önemli olan insanın içerisindeki vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatunlar gibi, Kara Fatmalar gibi birçok Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rol almış ve hala da destanlaşmış kadınlarımız var. O kadınların cesaretini aslında bugün çok gündeme gelmese de Doğu ve Güneydoğu'da gözü kara, yüreği pek kadınlarımız korucu olarak, asker olarak, polis olarak gösteriyorlar. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kadınlar var. Emniyet Teşkilatı içerisinde kadınlar var. Bu güvenlik korucular teşkilatımızın içinde niye bayan korucular olmasın diye böyle düşünüldü ve bunların faydaları da var. Mesela korucularımız şu anda karayollarında askerle beraber kurulan yol kontrollerinde vatandaşın üzerini arıyorlar, kimliklerini soruyorlar. Bayan astsubayları bütün güvenlik noktalarına yetiştirme gibi böyle bir imkan yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yeterince bayan astsubay yok. Doğu ve Güneydoğu'da yani giden, evet, eş durumundan dolayı giden yeter derece sayı yok. Orada güvenlik korucularımız köylerden gelen, kendi dillerini bildikleri, kendi şivelerle konuştukları Kürt kökenli vatandaşlarımızın, Zaza kökenli vatandaşlarımızın üzerindeki o bayanların üzerine orada korucular arama yapıyorlar. Ya da herhangi bir eve savcılığın operasyon kararı, ev araması kararı aldığı takdirde erkeklerin gidip bizim örfümüze, adetimize, dinimize göre mahrem bayanların bulunduğu odalarda gidip arama yapması çok doğru karşılanmaz, çok şık değil. Bu tür ortamlarda o bayan korucularımız kullanılıyor. Gene bu teşkilatın yani bizim Kurtuluş Savaşı felsefesinden örnek alınarak bu bayan korucu
teşkilatı getirilmiş. Emekli olan korucularımızın yerine bu yıl ailelerinden birer kişi kanunla böyle hak getirildi. Şu anda 350'nin üzerinde bayan güvenlik korucumuz Elazığ'da, Bingöl'de, Mardin'de, Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, birçok Doğu ve Güneydoğu illerimizde, Diyarbakır'da görevlerin başında. İsimleri kadın olsa da birçok erkekten daha cesaretli bir şekilde operasyonların en ön saflarında yer alarak devletine, milletine hizmet ediyorlar, cinsiyetlerine bakmak. Cesaret isteyen bir konu tabii. Kesinlikle tabii. Şimdi düşün, elinize silah almışsınız, operasyona gitmişsiniz. Karşınızdaki insanlar profesyonel terör örgütü mensupları, yıllardır bu işi yapıyorlar. Her şeyden önce o silahı almanız ve operasyona katılmaz başlı başına bir cesaret ister. Orada bu cesareti gösterip bu mesleği seçen bayan korucu arkadaşlarınızı, meslektaşlarınızı da, sinarcınızı da tebrik ediyorum. Kendilerine böyle cesaret gösterdikleri için de teşekkür ediyorum. Bir kısa reklam aramız var. İkinci bölümde devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, şehitlerden bahsettik. Şehit aileleri, daha sonraki özlük haklarla ilgili onlara nasıl sahip çıkıyor musunuz? Devlet sahip çıkıyor mu koruyucular? Şimdi öncelikle bu vatan için, bayrak için, millet için şehit olmak gerçekten de her inançlı, ihlaslı vatandaşın istediği bir şey. Şüphesiz. Öncelikle bu vatan için, bayrak için, kutsal değerlerimiz için şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ah. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Şehit ailelerimiz şehitlik haberi geldiği andan itibaren gerek ilgili bağlı bulundukları birimlerde, gerek ilgili bakanlıklarda devletimiz onların her türlü maddi ve manevi sorunlarıyla ilgileniyor. Onları yalnız bırakmıyor. Maaş durumlarından, özlük haklarından, sağlık sorunlarından, şehit ailelerin ikamet edeceği yerlere kadar, ev durumlarına kadar, çocuklarının eğitim durumuna kadar devletimiz bu anlamda gerçekten de özellikle 2002'den sonra AK Parti hükümetinin başa gelmesinden sonra biz sivil toplum örgütleri olarak düşündüğümüzde acaba biz bu şehit ailelerimiz için ne yapabiliriz sorusuna belki aklımıza gelmeyen şeyleri de devletimiz süratli bir şekilde yerine getirmiştir ve yerine getirmeye de devam ediyor. Şehit ailelerimizin çocuklarının eğitim durumlarına, şehit olan kişilerin yakınlarının devlet dairelerinde istihdamına kadar ve kendi çalıştıkları kurumlardaki özel durumlarına da göre her türlü sorunlarla ilgileniyor. Tabii her ne kadar devletimiz bu sorunlarla ilgilense de biz sivil toplum örgütlerinden zaman zaman beklentileri var. Devlete ulaşamadıkları anlar oluyor. Köylerde evet. Oturan hiçbir zaman ilçe ve şehir merkezine gitmeyen şehit yakınlarımız var. İşte bir de biz oradaki Doğu ve Güneydoğu'daki ve diğer illerdeki derneklerimizle beraber bunların evlerine bizzat gitmek suretiyle onların yanında yer alıyoruz, moral motivasyonlarını sağlıyoruz. Şehit oldukları andan itibaren ailelerin bütün maddi manevi sorunlarını yükleniyoruz. Zaman zaman bir sivil toplum örgütü olarak kendilerine daha iyi bir destek sunmak için açmış olduğumuz yardım kampanyalarıyla kendilerinin ev ihtiyacı varsa ev ihtiyaçlarını, çocukların eğitim durumlarını karşılıyoruz. Sadece biz bu sene konfederasyon olarak bu güvenlik korucularımızın üniversitede okuyan çocuklarına birinci dönemde 1000 lira, ikinci dönemde 1000 lira gibi ciddi yaklaşık toplamda 3 milyon yani eski parayla 3 trilyon üzerinde sadece yani kendilerine burs imkanı sağladık. Şehitlerimiz tabii inşallah öbür dünyada hem yakınlarına hem bizlere de şefaatçi olacaklardır. Ama geride kalan ailelerin acılarını bu maddi imkanlarla elbette ki gidermek söz konusu olmuyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama en azından geride kalmış yakınlarına, ailelerine rahat etmeleri için hem biz sivil toplum örgütleri olarak hem devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Devletten beklentileriniz neler koruyucular olarak? Bizim devletimizden beklentimiz, biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok zor bir coğrafyada görev yapıyoruz. Bakın biz korucuların en önemli özelliğinden bir tanesi askerimiz ve polisimiz ya da diğer kamu görevlerimiz belli bir süreliğine Doğu ve Güneydoğu'ya göreve gidiyorlar.
2 yıl, 3 yıl gibi bir kısa bir zaman zarfı içerisinde şart görevlerini tamamlayıp buraya dönüyorlar. Biz orada yaşamak zorundayız. Kimi yerde bazen bir çocuğu dağda olan bir terörist ailesiyle aynı apartmanı paylaşabiliyoruz. Kimi yerde aynı mahallede oturabiliyoruz. Kimi yerde çocuğu gitmiş dağda vurulmuş bir terörist ailesiyle kapı komşusu olabiliyoruz. Bu bizim kendi tercihimizden kaynaklanan bir şey değil. Ve düşünün, siz sabah kendi evinizden mahallenin içerisinde omuzunuzda silahınız, üzerinde güvenlik korucu kıyafetinizle gidip operasyona katılıyorsunuz. O operasyonda teröristler vuruluyor. Akşam siz mahalleye döndüğünüzde işte bugün operasyon oldu, 5 tane terörist vuruldu, teröristi Osman vurdu. Şimdi o teröristi vurulan aile de o mahalle. Haliyle bu durum bir kan davasına dönüşebiliyor. O yüzden yani orada koruculuk görevini yapmak gerçekten de zor bir görev. Bunun böyle olduğu bir ortamda ben korucuların kutsal bir görev yani yaptığına inanıyorum. Ve devletimizin de bunların durumlarını iyileştirmesi lazım. Orada toplum nezdinde ya işte bu korucular bakın koruculuk yapıyorlar ama aileleri aç. Koruculuk yapıyorlar ama geçinemiyorlar. Koruculuk yapıyorlar, çoluk çocuğunu okula gönderemiyorlar söyleminden bir an önce uzaklaşmamız lazım. Yani bizim kendi maddi durumumuzu hiçbir şekilde düşünmememiz lazım. Bundan dolayı devletimiz bir takım bizim 30-35 yıldır beklediğimiz sorunlarımızı bu son 6 ay içerisinde KHK'larla çok ciddi düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeleri yapmaya da devam ediyor. Ama biraz önce belirttiğim üzere artık 21. yüzyıl Türkiye'sinde ortalama 8 nüfusu olan ve canını dişine takmış, her an şehit olmakla, gazi olmakla karşı karşıya kalmış bir camianın mensuplarının asgari ücretlerle aynı ücreti almayı biz kendimize yapılmış büyük bir haksızlık olarak kabul ediyoruz. Ve eminim ki şu anda ekranları başında bizi dinleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birçok vatandaşı, korucularımızın 1410 lira gibi cüzi bir miktara bu görevi yaptıklarını da bilmiyorlar. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden, devletimizden beklentimiz bizim maaşlarımızı ciddi bir şekilde artırmalarını bekliyoruz. Bakın, biz koruculuğu seçtiğimiz için biz kendi köylerimizi, kendi vatanımızı, namusumuzu, şerefimizi koruduğumuz için biz bütün işlerden geri kaldık. Terör ve terörden doğan zararların karşılanması kanunu çıktı. Korucu olmayan bütün köyler bu kanundan yaralandı. Bizim tek suçumuz kendi köyümüzde kalmak, kendi köyümüzü korumak olduğu için biz dedik, biz dolaylı olarak en büyük zararı biz gördük, en büyük mağdur biziz. Devletimiz de hayır, siz kendi köylerinizi terk etmediniz, siz kendi köylerinizde kaldınız, siz bu zarar ziyandan yararlanamazsınız dediler. Biz bu işi yaparken, biz terörle ve teröristle uğraşırken, canımızı dişimize takarken birileri müteahhit oldular, zengin oldular, en iyi işleri, en iyi ihaleleri onlar aldılar, çocuklarını en güzel okullarda okuttular, her şeyden biz geri kaldık. Ama biz bugün tekrar 35 yıl öncesine geri dönmüş olacak olursak, bugün gene bizim önümüze böyle bir tercih koyulmuş olursa biz gözü kapalı bir şekilde hiçbir saniye düşünmeden bu sistemin içerisinde tekrar yer alırız. Çünkü biz biliyoruz ki aç olabilirsin, fakir olabilirsin, çocuğunu okula göndermeyebilirsin ama vatansız olmak her şeyin ötesindedir. Bugün Suriyelilerin durumunu göz önüne aldığımızda Allah insanı vatansız, bayraksız bırakmasın. Biz vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza, oradaki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruduğumuz için asla pişman değiliz. İyi ki bu mesleği seçmişiz. İyi ki de devletimize, milletimize hizmet ediyoruz. Ama inanıyoruz ki devletimizin de bu saatten sonra en azından bizim bu hizmetimizi karşılıksız bırakmayacağına olan inancımız tamdır. Efendim, son dönemlerde terörle mücadeleyle ilgili o bölgeye sık sık gidiyorsunuz. Neler oluyor? Son durum nedir? Şimdi 35 yıllık terörle ve teröristle mücadele tarihimizin en zor ve zahmetli süreçleriyle karşı karşıyayız. Sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil. Bakın, şu tanımlamayı çok doğru buluyorum. Üç tarafı denizlerle, dört taraflı hainlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da eğer sorun sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile PKK arasında olmuş olursa biz bu sorunu çok kısa bir sürede çözeriz. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğimizde net bir şekilde fotoğrafın büyüğünü görmüş oluyoruz. Orada PKK'nın mağaralarında işte sığınaklarını çıkardığımızda şunu görüyoruz. Silahları, mühimmatları yan yana duruyoruz. Neyi görüyoruz karşımızda biliyor musunuz?
Avrupa Birliği ülkelerini görüyoruz. Amerika'yı görüyoruz, İsrail'i görüyoruz. O silahları yan yana serdiğimize. Bakıyorsun Kalaşnikov Rus menşei. Bakıyorsun roket atar İtalyan menşei. Diğeri Alman menşei. Diğeri ABD menşei. Böyle bir ortamda aslında bizim kimlerle savaştığımızı net açık bir şekilde görüyoruz. Biz Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Galicia'da, Dumlupınar'da atalarımıza karşı diz çöken o Haçlı kulübünün, Haçlı zihniyetinin günümüzdeki uzantılarıyla savaşıyoruz. Ama olan bizim Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı 35 yıl boyunca kandırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi öldüren Kürt Zaza, öldürülen Kürt Zaza. Çünkü yani birileri Amerika'dan çocuğunu getirip orada götürüp yem etmiyor. Ya da işte Kürtleri kullanan, Zazaları kullanan bu HDP zihniyetindeki bu maşa olarak nitelendirdiğimiz bu HDP milletvekillerinin çocuğunun dağda olduğunu göremezsiniz. Onun çocuğunun dağda öldürüldüğünü göremezsiniz. Onların çocukları Ankara'da, İstanbul'da, İtalya'da, Venedik'te en güzel kolejlerde, en güzel okullarda okuyorlar. Fakir, fukara, garip, gurebanın çocuğunu kandırıyorlar. İşte sözüm ona sizi kaymakam yapacağız, Kürt devleti kurulduğunda sizi hakim yapacağız, savcı yapacağız, vali yapacağız gibi asla olmayan vaatlerle kandırıp dağa gönderiyorlar. Ben burada sizin aracınızla o ailelere de sesleniyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınız başkaları siyaset yapsın diye, başkaları keyif çatsın diye çocuklarınızı onlara yem etmeyin. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'ya PKK'ya karşı çok amansız bir mücadele veriyor. Terörle ve teröristle mücadele tarihimizin en büyük darbesi şu anda PKK terör örgütüne vuruyor. Malumunuz son günlerde Doğu ve Güneydoğu'da evet. Sivil vatandaşlara, oradaki AK Partili siyasetçilere yönelik yapılan suikast saldırılarının temelinde de PKK'nın kaçışmalarının, sor çıkışlarının bir dışa vurmasıdır, yansımasıdır. PKK oradaki siyasetçileri, sivilleri katlederek şu mesajı veriyor. Biz bitmedik, ayaktayız, buradayız, istediğimiz anda istediğimiz kişiyi öldürebiliriz mesajını veriyor ama gerçek de öyle değil. Çünkü Doğu ve Güneydoğu halkı özellikle 15 Temmuz'da bu PKK'nın, FETÖ'nün ve dış güçlerin Sayın Cumhurbaşkanı devirmeye adına işbirliği yaptığını gördüğümüz bir ortamda Doğu ve Güneydoğu halkı 15 Temmuz'dan başlayarak fotoğrafın büyüklüğünü gördü. Tıpkı Ankara'daki gibi, İstanbul'daki gibi, Trabzon'daki gibi, İzmir'deki gibi 15 Temmuz demokrasi nöbetlerinde herkes Ölürüm Türkiye şarkıları eşliğinde evet. Ellerine ay yıldızlı bayrağını alarak sokaklara çıktı. Fotoğrafın büyüğünü gördü. Böyle bir ortamda şu anda Doğu ve Güneydoğu vatandaşımız PKK'dan desteğini çekti. PKK şu anda artık istediği yerde ekmek alamıyor. İstediği yerde istediği yardımı alamıyor. Ya da kırsalda dahi geçse orada bir çoban görmüşse, bir köylü görmüşse derhal bunları devlete ihbar ediyor. PKK şu anda köşeye sıkışmış bir durumda. Fakat devletimizin bu kararlılık vurgusunu devam ettirmesi lazım. Bizim bir arkadaşımızın tabiriyle evet. Biz ne zaman güreş pozisyonuyla PKK'yı köprü pozisyonuna getiriyoruz, tam tuş edeceğiz, biri düdük çalıyor, arkadaş güreş tekrar ayakta başlasın diyor. Bizim bir daha PKK'ya bu fırsatı vermememiz lazım. Ne zaman biz 2-3 yıl PKK'ya bu fırsatı vermişsek PKK tekrar güçlenmiş, tekrar birçok askerimizin, polisimizin, korucumuzun şehit olmasına sebep olmuştur. Şu anda İçişleri Bakanımızın sürekli bölgeye giderek askere, polise, korucuya moral vermesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın kararlılık vurguları, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu operasyonlara destek vermesi, Doğu ve Güneydoğu halkının bu operasyonlara destek vermesi, HDP'li belediyelerden PKK'ya giden kaynakların kayyumlar atanmak suretiyle önlenmesi, Lice başta olmak üzere o bölgedeki uyuşturucu trafiğinden elde edilen gelirlerin kesilmesi ve Avrupa ülkelerinin bu PKK'ya verdiği destek olmasa şu anda PKK tamamen diz çökmüş ve bitmiş bir duruma gelmiş olacaktı. İnşallah önümüzdeki günlerde artık bu terörü Doğu ve Güneydoğu halkımızın kaderi olmaktan hep beraber inşallah çıkaracağız. Önümüzdeki süreçte öngörünüz ne? Gelişmeler nasıl olacak? Orta Doğu'da, Güneydoğu'da tablo nedir? Tabii PKK meselesi sadece biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye ile alakalı bir mesele olmuş olsaydı biz bir ay içerisinde bu meseleyi kendi içimizde hallederdik, bu meseleyi bitirirdik. Ama işte Amerika'nın bugün Suriye'de sözüm ona senin teröristin kötü, benim teröristim evet. iyi mantığıyla davranarak PYD ve YPG'ye yüklü miktarda silah ya desteği yani. Vermesi ve bu silahların Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlarda PKK'nın elinde çıkması.
Avrupa Birliği ülkelerin bu referandum sürecinde bakanlarımıza karşı uyguladığı ambargoyu ve şu anda düşünün, dün Alman medyasında, Almanya'nın ortasında polisin göz önünde Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını göstermek suretiyle bu adamı kim öldürürse ona bu arabayı armağan ediyoruz şeklinde haddini ve maksadını küstahça açıklamalar, küstahça şeyler var. Bizde olsa kıyamet kopacak. Düşünün şimdi biz Almanya Başkanı Merkel'in fotoğrafına silah dayayacağız. Bu bayanı kim öldürürse biz ona ödül vereceğiz dersek bütün Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika başta olmak üzere, bize savaş açarlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'de olduğu kadar bir demokrasi yok. Demokrasiyi yollarda arayanlar, demokrasiyi başka ülkelerde arayanlar bu hatalarından vazgeçsinler. Bizim ülkemiz bir hukuk devletidir. Burada, bu ülkede yaşamanın bedelleri, kanunları, kuralları vardır. Ben bu Avrupa Birliği ülkelerinin ve Amerika'nın ikiyüzlü tutumundan dolayı bu PKK, PYD ve YPG'nin daha uzun süre başımızı ağrıtacağını düşünüyorum. Özellikle Kuzey Irak'ta önümüzdeki günlerde bir Kürt devletinin kurulmasıyla ilgili referandumun arkasında da gene ABD'nin ve İsrail'in çıkacağını önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz. Bundan dolayı biz kendi içimizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz. Ufak tefek sorunlarımızı kendi aramızda halletme yoluna gitmeliyiz. Aksi takdirde biz önümüzdeki günlerde çok daha ağır bedeller ödeyebiliriz. Ama iş sadece PKK penceresinden bakacak olursak, inşallah önümüzdeki günlerde son zamanların en güçsüz PKK'sıyla karşı karşıya gelmek üzereyiz. Bu kararlılık vurgusu, bu mücadele devam ettiği müddetçe inşallah Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşımız daha da rahatlayacak. Devletimiz şu anda sadece Doğu Güneydoğu'da terörle ve teröristle mücadele etmiyor. Bir taraftan terörle ve teröristle mücadele ediyor. Diğer taraftan terörler ve teröristlerin bölge halkına yaşattığı tahribatları ortadan kaldırmak için bir takım çalışmalar, düzenlemeler yapıyor. Bugün Sur, Cizre, Nusaybin, Yüksekova yeniden inşa ve ihya ediliyor. Akeza, Hakkari ve Şırnak merkezleri yepyeniden yapılıyor. Yani PKK'nın tahrip ettiği, yaktığı, yıktığı yerleri devletimiz bugün yeniden inşa ve ihya etmek suretiyle orada vatandaşımıza. Gene bölgede bir takım yatırımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok ilimizde cazibe merkezleriyle sayıları yüz binlerle ifade edeceğimiz gençlerimiz yeni istihdam alanlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Gençlerimiz istihdam ettikçe PKK'ya katılımlar azalacak ve şu anda Doğu ve Güneydoğu'da her şeyden önce halkımız bu 15 Temmuz fotoğrafını gördükten sonra uyanmış. Kimse kendi çocuklarını artık PKK'nın kucağına etmiyor. PKK'ya katılımların neredeyse sıfır dereceye geldiği bir ortamda artık bugün PKK, PYD ve YPG üzerinden devşirme teröristlerle olayı idare etmeye çalışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu devşirme teröristler de bittiği zaman bölge halkı hak ettiği refah ve huzur ortamına inşallah kavuşacaktır. O bölgede seyahat etmek, gitmek, gelmek, turizm açısından güzellikleri ortaya koymak giderek yaygınlaşıyor değil mi günlerde? Tabii geçen yıllarda, son 3 yıllarda özellikle bu çözüm süreciyle beraber PKK adeta kendi mahkemelerini, kendi yargı sistemini, haraç kesme, yol kesme, bütün bölgedeki alan hakimiyeti maalesef eline almıştı. Bu çözüm sürecinin kıymetini bilmeyen PKK'nın bu şımarık tavrını gören hükümetimiz bu adımdan vazgeçerek bölgede yeniden bir huzur ve sükun ortamını getirmek için bu operasyonları başlattı. Bu operasyonların ilerlemesiyle beraber bölgede sıfır dereceye inen turizm potansiyeli yeniden canlandı. Bugün Diyarbakır'da bu sıcak havaya rağmen Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Mardin'de, Bingöl'de, diğer illerde orada gerek Türkiye'deki yerli turistler gerek dışarıdan gelen turistlerle oralar adeta yeniden şahlanmış, yeniden canlanmış. Bugün Allah aşkına biz sürekli televizyon açtığımızda bir Bingöl'lü olarak, bir Zazı olarak biz neden Bingöl'ün Genç ilçesinde terörist vuruldu? Biz bu haberle artık Bingöl'ler olarak uyanmak istemiyoruz. Biz Bingöl'ün güneşin doğuşunun gündeme evet, gelmesini evet. istiyoruz. Bingöl'ün balının gündeme gelmesini istiyoruz. Bingöl'ün Yüzen Adası'nın gündeme gelmesini istiyoruz. Bingöl'ün o pırıl pırıl şelalerinden akan suların dibinde kavurma yemeği yemek istiyoruz. Oralara gidip piknik yapmak istiyoruz. Bugün ben bir Bingöl'lü olarak hala Bingöl'de görmediğim ilçelerimiz, iller, köylerimiz, mezralarımız var. Yani bu sadece Bingöl'e değil, Diyarbakır'ın surları, Mardin'in tarihi kentleri, bugün Van Gölü Türkiye'nin
yani gölden ziyade bir denizi andıran güzel bir ilimiz var. Hakkari'de pırıl pırıl şelalelerimiz var. Şırnak'ta apayrı güzellikler var. Yani Nuh'un gemisinin bugün eğer başka ülkenin böyle bir ziyaret alanı olmuş olsaydı bugün turist kaynardı. Bugün Ahlat'taki Selçuklu mimarisini, oradaki mezarları gezmemiz, görmemiz gereken Ağrı'da, Doğu Beyaz'da birçok güzel yer var. Ama terörün zaten hedefi insanları ekonomik, sosyal, kültürel olarak çöktürmek ve buraların gelişmesini önlemek. Aslında bütün olayı bir büyük resim çerçevesinde değerlendirdiğimiz anda PKK terör örgütünün, sözde Kürt halkını temsil konumunda olan PKK terör örgütünün de HDP'nin de 35 yıl sonunda Türklere, Kürtlere ve Zazalara kan ve gözyaşından başka hiçbir şey vermediğini ve orada da en büyük mağduriyeti bölge halkına verdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Biraz önce satır arası geçtik, gündem olduğu için soracağım. Adaleti yollarda arayanlara ne diyorsunuz? Ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Aslında burada CHP yani bir milletvekilini bahane ederek yollara düşmesi Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu zor durumda biraz daha Türkiye'yi karıştırmaya yönelik bir politika olduğunu düşünüyorum. Ve bunun başta Pensilvanya olmak üzere bir üst akıl tarafından yönetildiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında bunu CHP'liler de görüyor. Zaten bu yavaş yavaş da kendini ortaya çıkarmış durumda. Dün öbür gün HDP'li milletvekillerin ve birçok marjinal grupların, birçok yabancı ülkeden gelen ajanların bu sözde adalet yürüyüşüne katılması zaten bu resmin büyüğünü bize gösteriyor. Bunlar Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Türkiye'yi bir kaos kargaşa ortamına, Suriye'ye benzetmeye çalıştı. Irak'a benzetirmeye çalışıyor. İşte bunun finalinde İstanbul'da bir takım kaoslar çıkarmaya çalışıyorlar. Bakın dün İstanbul'da bir otelde bir Alman ajanının uzaktan kumandalı makinayla broşürleri sokağa yaydığını, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete varan söylemler geliştirdiğini, halkı kin ve düşmanlığa ettiğini hep bir şekilde, net bir şekilde görüyoruz. Bu HDP'lerin de bu yürüyüşe katılmasıyla beraber önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Aslında CHP burada sadece kendi milletvekili değil, aslında şu anda PKK'ya yardım ve yataklıktan cezaevinde yatmakta olan HDP milletvekillerini dışarı çıkartmaya yönelik bir girişim içerisinde olduğunu biliyoruz. Ben CHP'nin bu yanlış tutumundan bir an önce vazgeçmesini diliyorum, bekliyorum. Aksi takdirde Türkiye'de oluşabilecek kaoslar, kargaşalar, şimdi yürüyüş İstanbul'a yaklaştığında katılan kitlelerin büyüklüğü de olacak ve bu bir anda polisin, askerin kontrol edebileceği bir ortamın dışına çıkacaktır. Böyle bir ortamda Allah korusun en ufak bir kıvılcımla ülkede iç kaos yaşanabilir. Biz ülkemizde huzur istiyoruz, barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Madem CHP yollarda adalet istiyor, bir milletvekilinin cezaevinde yattığı için adalet istiyorsa, Doğu ve Güneydoğu'da her gün korucularımız, askerimiz, polisimiz bu vatan için, bu bayrak için, ezanın susmaması için, kader birliğimiz için şehit oluyor. CHP'nin hiçbir gün gelip Doğu ve Güneydoğu'da böyle bir yürüyüş yaptığını gördünüz mü? Ben CHP'nin bu haliyle Cumhuriyet Partisi olmaktan çıktığını, Atatürk'ün kurmuş olduğu o parti çizgisinden çıkıp marjinal bir yola doğru freni patlamış bir kamyon gibi hızlı bir şekilde gittiğini ve kontrol başkaları tarafından kontrol edildiğini düşünüyorum. CHP Genel Başkanı'nın, benim de başkanı olduğum 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Derneğimiz de var aynı zamanda. Evet. O 15 Temmuz darbesine kontrollü darbe diyerek aslında biz şehit ailelere, gazilere bize hakaret etmiştir. Bu darbe kontrolüyse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp bu darbe kimler tarafından kontrol ediyor onu da söylemesi lazım. Aksi takdirde biz bu darbenin kontrolü olmadığını net bir şekilde bildiğimiz gibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun birileri tarafından uzaktan kumanda edildiğini ve kontrol edildiğini düşünüyoruz. Bu şehit ailelerimize yapılan bu hakaretten dolayı biz CHP aleyhine davalar da açmışız. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili inşallah mahkumiyet kararları da verecek. 249 vatandaşımızın şehit edildiği bir ortamda, 2000 küsür vatandaşımızın gazi olduğu bir ortamda birileri bir senaryo kuracak ve 249 vatandaşın ölmesine sebep olacak. Buna kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinde inanmamaktadır. Bu gittiği yoldan derhal vazgeçmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde adalet vardır, hukuk sistemi vardır. Herkesin bu hukukun karşısında eşit bir durumda olduğunu düşünüyoruz. Burada CHP'nin bir diğer amacı
tıpkı Çanakkale ruhunun 15 Temmuz'da sokaklara yansıtan bu halkımızın dik duruşuna 15 Temmuz'un yıl dönümü geldiği bir ortamda 15 Temmuz ruhunu itibarsızlaştırmaya yönelik bir proje olarak görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda haksız olmadığımızı bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız net bir şekilde göreceklerdir. Sayın Genel Başkanım, gerçekten akıcı bir üslubunuz vardı. Fazla kesmedim. Programın sonuna geldik. Son mesajlarınızı alalım. Noktalayalım programı. Ben birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde ülkemizi Suriye'nin de Irak'ın da komşularımızın da durumunu göz önüne alarak partiler üstü bir mesele olarak görüp kendi sorunlarımızı kendi içimizde halletme yoluna gitmeliyiz. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Biraz önce ifade ettiğim gibi üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız hainlerle çevrili bir ülkedeyiz. Bakın Suriyeliler bize sığındı. Iraklılar bize sığındı. Burasını bir gemi olarak düşünürsek eğer bu gemi su almış olursa biz ne Suriye'ye sığınabiliriz, ne Irak'a sığınabiliriz, ne Rusya'ya sığınabiliriz, ne her gün bizi tahrik eden Yunan'a sığınabiliriz. Biz o Arap alyan bebek gibi diğer bebekler gibi kıyıya vurup boğulmakla karşı karşıya kalırız. En kötü vatan vatansızlıktan daha iyiyiz. Bu şuurla, bu bilinçle hepimizin ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, programımızı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.